ve manevi değerler olduğu şey. Maraş'taki öğrencilerimizi, öncelikle Maraş İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizi Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde misafir ederek onlarla burada muhabbet etme fırsatını bulmuş olduk. Tabii Şanlıurfa'daki İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Maraş'a, Maraş'taki İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Şanlıurfa'ya gelmesiyle birlikte kendi aralarında bir kültür, bir medeniyet buluşması öncelikle oluşmuş oluyor ki bu da çok gezen mi bilir, çok okuyan mı sözünü birebir pekiştiren bir proje. Ben bu projenin oluşmasında, yapılmasında emeği geçen, başta Battal Hocama, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne sonsuz teşekkür ederim. Buradaki bu kıymetli öğrencilerimizin Şanlıurfa'mıza, Karaköprü'müze gelmesinden dolayı onlara tekrar hoş geldiniz diyorum. En güzel şekilde Karaköprü'müzü ve Şanlıurfa'mızı gezerek Maraş'ta anlatacaklarına inanarak bu konuda buradaki öğrencilerimizin de tekrar oraya giderek oradaki o kültürü tanıyarak burada anlatacağına inanarak ben tekrar onlara hoş geldiniz diyorum, şerefler verdiniz. Tabii 6 Şubat'ta da Türkiye'de yaşanan bir deprem vardı. Bu depremde Şanlıurfa'da öncelikle etkilendi ama en fazla etkilenen illerden biri Maraş'tı. Ben tekrar Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da, Malatya'da, Şanlıurfa'da, Anadolu'nun öncelikle depremde vefat eden tüm öncelikle vatandaşlarımıza da tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Burada öğrencilerimiz içerisinde de yakını vefat edenler var. Ben onlara da öncelikle sabırlar diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Buyurun. Al bakalım. Ailenize özellikle selamlarımı iletiyorsunuz. Tamam mı? Karaköprü Belediye Başkanı sizlere selam etti. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorsunuz. Başsağlığı dileklerimi iletiyorsunuz. Şunu özellikle bilsinler. Evet. Depremin merkezi orasıydı ama bizim yüreğimiz de canımız da oradaydı.